Yeniden merhabalar. İlk partımızı çektik. Derbi ile ilgili görüşlerimizi aktardık ki Batuhan abi zaten derbide stat'taydı. Stat'tan canlı olarak kendi gördüklerini de aktardı. Sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta oynayacakları karşılaşmaları değerlendirdik. Sosyallik açısından önerilerimizi sunduk. Şimdi diğer karşılaşmalarla devam ediyor olacağız bu partta. İlk maçımız Konyaspor Antalyaspor karşılaşması. Abi sendeyiz. Abi zor maç. Geçen hafta maç yapmayan iki takım. Ne durumdalar bilmiyoruz. O yüzden sadece forvetlere yer verdik. Konyaspor'da niye Diouf veya Muhammed diye yazdık? Yani geçen maçta Muhammed ilk 11'ini oynamıştı. Muhammed Demir. Diouf yedeklerdeydi. Ama bu maçta belki Diouf oynayabilir diye haberler geldi antrenmanlardan. İlk 11'den bahsediyorum. O yüzden ikisini birden yazdık. Bir de haftanın zaten ilk maçı olduğu için kadroları görebileceğiz. Bunun da avantajı olacak bizde. Evet. Antalya Spor'da Hacı Wright gerçeği var. İkinci yarının başından beri aynı şeyi konuşuyoruz. Transfer olamadı. Artık tamamen kendini buraya odakladı. Antalya Spor'da gol bulursa Hacı Wright yazılabilir. Benim düşüncem şu. Konya Spor maçı 1-0 alacaktır. Kendi düşüncemi söylüyorum. Ama Antalya Spor'da gol bulursa Hacı Wright da gol bulur ve maç berabere bitebilir. Ama çok iyi bir maç beklemiyorum. Zor bir maç bekliyorum. Evet. Ve sıradaki karşılaşmamıza geçelim. Ankara Gücü İstanbul Spor maçı. Biraz önce canlı yayın yaptığım maçta Ankara Gücü Trabzonspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Tonlay Kafkas'ı her ne kadar eleştirmiş olsak da ki bu eleştirilerimiz genel itibariyle onun hali tavrından, işte duruşundan, bakışından, konuşmalarından kaynaklı eleştiriler oldu ağırlıklı olarak. Ve ben yayında da söyledim. Şu ana kadar Tonlay Kafkas'ın başarılı diye nitelendirebileceğimiz bir hani başarısını bir takımdaki bir yaptığı bir işi ben çok hatırlamıyorum. Bilmiyorum eğer unuttuğum bir şey varsa abi. Bir yani evet milli takımda genç takımlardan sorumlu bir hocaydı. Onun dışında Süper Lig'de veya başka bir takımda herhangi bir başarısını hatırlamıyorum. O nedenle ben başarılı olabileceğini de düşünmüyorum dedim Ankara Gücü'nde. Ama bu akşam önemli bir zafer kazandı Trabzonspor karşısında. İkinci yarı oyuna hamleleriyle beraber maçı da çevirdi. İki tane oyuncu değişikliği yaptı ve oyunun momentumunu tamamıyla kendisine çevirdi. Ve maçı da aldı, almayı başardı. Ve moralli bir şekilde lig maçına çıkacaklar. Ligde de küme düşme potasındalar. Önemli bir karşılaşma. Direkt rakibiyle oynuyor İstanbulspor'la. Kendi sahasında ve seyircisi önünde oynayacak. O nedenle bu karşılaşmayı da Ankara Gücü almaya yakın, hatta banko diyebileceğimiz tarafta olabilir diye düşünüyoruz. Burada şöyle bir şey var. Belki bu maça direkt hani çok güçlü bir banko dersiniz demezsiniz tartışılır ama sosyallik açısından baktığınızda bu haftaki maçları şöyle bir değerlendirdiğiniz zaman Ankara Gücü'nden 4 tane mevkiden oyuncu almak gerekir diye düşünüyoruz. Ve ön plana çıkan isimlerde özellikle bu akşamki karşılaşmada sol tarafı yani bayağı etkili kullandı. Hanusek sol bekte, defans olarak önerimiz Hanusek olacak. Kalede Gökhan Akkan, orta sahada Emre Kılınç çok çalıştı. Etkili bir oyunu vardı Emre Kılınç ve en önde de Alisov. Alisov bayağı bayağı bir forvet olduğunu bu akşam hani canlı canlı böyle tam olarak bir 90 dakikasını izleyerek ben de görmüş, tecrübe edinmiş oldum. Alisov bundan sonraki haftalarda da yine gollerini atmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ankara Gücü'nü önde görüyoruz bu karşılaşmada. Diyorum ve sıradaki maçımıza geçiyorum abi. Kasımpaşa Trabzonspor karşılaşması. Yani Trabzonspor dağılmış durumda. Bugünkü kupa maçı hafta sonu Kayserispor faciası kendi sahasında 4'ten yedi Fenerbahçe gibi. Zaten bir yönetim yeni geldi biliyorsun. Teknik direktör konusunda Orhan Ak'la devam etmeleri çok enteresan. Yani kimseye burada rencide etmek istemiyoruz tabii ama Trabzonspor gibi bir takımın Orhan Ak'la devam etmesi tam bir faciaydı. Evet. Ben hani onunla seneyi bitirip ondan sonra sene sonunda artık Montelli'yle kimle anlaşacaklar herhalde onu planlıyorlardı. Ama o da olmadı çünkü Orhan Ak bugün Ankara Gücü maçından sonra istifa etti zaten. Tam bir kaos, belirsizlik hakim. O yüzden şu an Trabzonspor güvenilmez. Kasımpaşa'ya bakalım. Kasımpaşa evet zor günlerden geçiyor. Selçuk İnan'ı yolları ayırdılar. O da bir faciaydı aslında Selçuk İnan'la anlaşmaları. Ama neyse. Kemal Özdeş 3. kez geldi Kasımpaşa'nın başına.
Kemal Özdeş'in de futbol mantalitesi olarak hücum futbolunu çok seven, özellikle Ersun Yanal'ın oyun tarzını benimseyen, Ersun Yanal şimdi değişti, daha savunma oynatmaya çalışıyor takımlarını. Ama hep pozitif futbol oynayan ve ilk geldiği zamanlarda mutlaka takıma pozitif etki veren bir teknik direktör. Biz de bu veriler ışığında bu hafta Kasımpaşa'ya Trabzonspor karşısında favori görürüz. Belki biraz sürpriz olacak ama o yüzden Kasımpaşa'dan bir savunmacı, bir orta saha yazdık. Trabzonspor'a kimseyi yazmadık. Cilobocci biliyorsun Gaziantep'ten gelmişti. Hücumu seven bir savunma stoperi o da. Bir de orta sahada Hayri Dunavir zaten bütün duran topların başında Kasımpaşa'da. Bu ikisine şans verdik. Biz Kasımpaşa'yı biraz daha şanslı görüyoruz. Trabzonspor Kayseri maçında sen tribündeydin. Orayla ilgili anlatacağın bir şey varsa istiyorsan sen de aktarabilirsin. Biz ama bizim düşüncemiz genel itibariyle Kasımpaşa'nın kazanacağı yönünde. Abi senle de hani konuşmuştuk. Söylemiştim. Trabzonspor Kayserispor maçında çok dağınık bir futbol sergiledi. Bir amatör takım gibi oynadı. Başında bir hoca varmış gibi bir oyun sergilemedi. Onu geçtim. Bir de ben stat'taydım dediğin gibi. Ya ısınan futbolcuları ısındıran bir hoca oluyor genelde. Bundan önce Abdullah Avcı döneminde bu işi çok disiplinli bir şekilde yapan bir hocamız vardı. Ben inan her maça gittiğimde o hocayı böyle imrenerek izliyordum yani. Çünkü her bir oyuncuya uyguladığı belli bir şey vardı. Isınma işte çalışması, uygulamaları vardı neyse. Onları birebir hepsine yaptırıyordu. Buraya Hamşik de gelse onu yaptırıyordu. Ne bileyim Doğucan da gelse yaptırıyordu. Standart yani. Hani Hamşik'e ayrı, öbürüne ayrı gibi bir şey yoktu. Çok da disiplinli bir hocaydı. Abi bu haftaki maçta yani yaşlı bir hocamız, adını bilmiyorum. Elleri şöyle belinde abi. Yani gösteremiyorum ama hani şöyle ellerini arkaya böyle bağlamış. Yaşlı dedem gibi orada bekliyor. Arada bir Doğucan'ı alıyor. Gel oğlum sen şurada bir koş gel diyor ona, Doğucan'a. İşte Umut Buza sen şunu yap diyor. Abi Hamşik yanında hiçbir şey demiyor Hamşik. Hamşik ha? falan böyle. Ne diyecek abi Hamşik? Hamşik'in kariyeri adamın hepsinden büyük yani. Ya tamam ama abi Trabzonspor ya bu kulüp. Hani Trabzonspor yani bu duruma da düşürmemeli kendini. Ya yani statla böyle bir görüntüyü bence kesinlikle vermemeli. Ben çok üzüldüm şahsen. Hani o görüntüyü görmekten çok üzüldüm. Zaten oradan belli takım ne kadar dağınık, ne kadar hani idareten Orhan Akın orada durduğunu oradan bile gösterdi. Ben orada Başkan Ertuğrul Doğan olsam ya şunu alın içeri de topçular kendi başına takılsın orada bari falan derim yani bilmiyorum. Ben çok üzüldüm şahsen ki o dağınıklık bu akşam Ankara Gücü maçında da kendini gösterdi. Orhan Ak kararı çok yanlış bir karardı. Trabzonspor büyük ihtimalle yine sezon sonuna kadar İhsan Derelioğlu'yla devam edecektir. Ben yeni bir hoca kararı alabileceğini düşünmüyorum bu yönetimin şu anda. Çünkü alması için para lazım. Şu anda da para yok. İlla ki sezonu bu şekilde kapatıp işte topçuları gönderip bilmem ne yapıp bir hocayla beraber yeniden sıfırdan başlama kararı alacaklardır. Bu karar da ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Çünkü idareten bir 10 hafta geçirmemeli bu takım. Gelecek senenin hocasını şimdiden bulup bu takımın başına getirip gelecek senenin hazırlığını şimdiden yapılması gerekiyor bence. Ama o kararı alabileceklerini düşünmüyorum yine söylediğim gibi. Çok uzattım. Öyle abi. Geçiyorum. Sıradaki maç Sivas-Başakşehir maçı. Burada aslında hani Başakşehir şu anda ne kadar da olsa yukarıları kovalayan bir takım ve başında Emre Belözoğlu var. Emre Belözoğlu her zaman başarılı olmayı isteyecektir. Başakşehir şu anda Fenerbahçe'den sonraki ikinci takımı ve belli bir başarıyı yakaladı ama Avrupa'da çok kötü elendi. Hani saçma sapan bir elenme yaşadı. Ligde de biraz o hani ilk 3 sıradan koptu gibi. Ne olursa olsun yine de kazanmaya oynayacaktır ama şöyle eksiklerine baktığımız zaman Serdar, Okaka, Aleksic, Figueiredo, Karzev falan hepsi böyle 11'de oynayabilecek etkili isimler. Başakşehir'in çok fazla eksiği var. Diğer yandan Sivas'a baktığımızda Sivas'la küme düşmeye oynuyor. Rıza Çalınbay bu ligin en çok maça çıkmış hocası şu anda. Bu sezon bu rekoru da kırdı. Çok tecrübeli bir isim. Nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Sivasspor'u küme düşürmeyecektir diye düşünüyorum ben şahsen. Küme düşmemesi için de kendi sahasında galip gelmesi lazım. Önünde Emre Belözoğlu, Başakşehir olması çok önemli değil. 1-0'lık bir skorla Başakşehir'i yener ve buradan galibiyetle ayrılır diye düşünüyoruz.
O nedenle Sivas'tan daha fazla kaleci ve defans hattından oyuncuları tercih edebilirsiniz. Kalede Ali Şaşalı, defansta öncelikli Gutas'ı, olmazsa Murat Paluli'yi öneriyoruz. Önde de golü atarsa Leke James atabilir diye düşünüyoruz. Önerilerimiz bu şekilde bu maçta da. Diyelim ve diğer karşılaşmamıza geçelim. Beşiktaş'ı konuşmuştuk. Abi Kayseri-Ümraniye maçı. Bu haftanın favorilerinden biri olarak gördüğümüz takım Kayserispor. Ya geçtiğimiz hafta hakikaten çok flash bir galibiyet aldılar deplasmanda Trabzonspor karşısında. Ümraniyespor da iyi mücadele ediyor. Yani Recep Uçar hakkın, hocanın hakkını verelim. Gerçekten bu kısıtlı kadroyla ligde çok iyi durumda şu anda. Yani ben daha kötü bekliyordum Ümraniye'yi. O durumda söylüyorum. Evet. Ve hala mücadeleye devam ediyorlar. Ama Kayserispor bir hava buldu ve Kayserispor'un bu hafta galip geleceğini düşünüyoruz. O yüzden Ümraniyespor'dan kimseye şans vermedik. Kayserispor'da kalede Bilal Beyazıt, savunmada Kolevetsios ve orta sahada Mensah ya da Tiam, ikisinden biri, ki benim tercihim burada aslında Mensah. Ama yani isteyen arkadaşlar Tiam'ı da yazabilirler. Kayserispor'a bu hafta güvenebiliriz. Evet. Ve bu maçla beraber sanırım maçlarımızı tamamlamış oluyoruz. Evet. Abi şurada ben Ümraniye'den canlı yayında da bundan konuştum. Senin de söylediğin gibi abi küme düşmeye oynayan takımlarımız boşu boşuna 3 tane 4 tane hoca getirmesine gerek yok. Sezon başındaki hocayla devam etsinler. En azından oynadıkları futbolu geliştirirler, daha iyi futbol oynarlar. Ümraniye'de bunu birebir gördük. Sezon başında acemi bir futbol vardı. Evet, belli bir oyun mantalitesi vardı. Ama bir türlü galip gelemiyordu. Oyunu oturtamıyordu. Gol atamıyordu. Sezonun ikinci yarısına baktığımızda daha derli toplu, daha tecrübeli bir takım görüyoruz. Ve en azından puanlar, galibiyetler alabiliyor. Gereksiz yere hoca değişikliklerine gitmesine gerek yok takımların. Ümraniye'yi örnek alsınlar demek istiyorum. Abi şöyle... Yıllar önce Sivasspor küme düştüğünde Sivasspor'un başkanı çıktı demişti ki Mecnun Otu yakmaz. Yani önemli değil. Seneye gene çıkarız. Biz aynı şekilde planla devam ediyoruz demişti. Evet. Evet. Hakikaten Sivasspor o sene şampiyon oldu. Ümraniye'de bu sene Recep Uçar'da var. O kadar kötü durumdalardı. Artık kesin düştü diyorlardı mesela. Kesin düştü diyorlardı. Evet. Ama adamlar hiç şaşmadılar. Giresunspor da buna örnek verebiliriz. Aynı seviyede, aynı hocaya devam ediyorlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Kesinlikle abi. Kesinlikle tebrik etmek gerekiyor. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Maçları tamamladık. Ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.